Herkese kucak dolu sevgiler. Bugün günlerden Çengelköy. Çengelköy'e gelirken yanıma kimi aldım? Tolga'yı aldım. Tolga diyor ki, Ayhan diyor, sen 50 liraya burayı bitiremezsin. İnanmıyorum abi, yok. Bitiremezsin demiyorum. 50 liraya o kadar çok şey yiyebileceğine inanmıyorum. Göreceğiz ben abi. Bu videoların kurgu olduğuna inanıyorum. Göreceğiz abi. Kurgu ben öyle düşünüyorum, kimi... kurgu olduğunu düşünüyorum. Bu arada Tolga kim? Tolga, Tolga Oçar diye bir YouTube kanalı var. Bilenler biliyordur ama bilmeyenler için söyleyelim. Bilenler yoruma yazsın. Sorarsın diye bir formatı var veya Tolga ne haber diye formatı var ki benim en çok bayıldığım Tolga'dan günlükler var. Adam orada beni eğlendiriyor, tanımasam bile seni onu izlerdim. Çok bunu defalarca çok teşekkür ederim. Allah'ım övülmeye geldim. Şimdi biz Çengelköy'e geldik. Niye evet. Çengelköy'e geldik? Burada özel lezzetler var. Ben de burayı daha önce çekmemiştim. Hadi gel bak sana 50 liraya ne yedireceğim, göstereceğim dedim. Şimdi buraya geldik. Ne yiyeceğiz 50 liraya? Ne yiyeceğiz biliyor musun? Önce tostla başlayacağız. Tamam. Ardından ya sayacaklarımı sayayım, karıştırabiliriz araya. Tamam. Kokoreç yiyeceğiz. Dondurma yiyeceğiz. Oo, ben köfte bir İzmirli yiyeceğiz. Olarak kokoreçe bayılırım. Hepsinden yiyeceğiz. Çay da yiyecekmişiz bak. Çay da yiyecekmişiz. Evet. Çay içeceğiz. Ben kamera karşısında heyecanlanıyorum herhalde. Heyecan. Bence gayet iyisin. Evet, atıyorsun evet. Ama. Neyse. Öyle bir dolanırız. Karnım doymazsa. Karnımda nasıl aç biliyor musun? Nasıl aç? Böyle bir şey yok yani. Karnımda doymazsa artık ne yapayım? Paranı iade ediyorsun. Artık ne yapayım seni? Ben kaç ay giderim? 50 lira kadar gezeceğiz. Gemimizde 50 lira var. Bu sefer bozuk aldım yanıma 50 lirayı. Bir şey soracağım. Buyur. İkimize 50 lira mı? 50'şer lira mı? Bence ikimize 50 lira yeter. Ona evet, da yeter diyorsun. İkimize 50 lira yeter. Bir Allah gidelim bakalım. Allah. Baktık olmuyor. Sana bir ekstra oyun bir daha çıkarım. Hadi madem. Hadi. Başlıyoruz. Burada bir köfteci gördüm. Fiyatlarına bakalım. Olmaz sonuç yapar. Ekmek 10 lira, porsiyon istiyorsun. Köfte yarım ekmek 10 liraymış. Köfte 20 lira. Porsiyon 20 lira. Evet. Tamam, boyu alabilirsin. Alır mıyız? Olur bak. Her mekanda böyle su içersen, kola içersen falan para falan kalmaz. Abi hava kaç derece biliyor musun? Olsun abi. Yani 50 lira mısın? 50 lira. Ya bir yani. Su içtim be. Yok, bir suyun lafını ediyor ya. Kaç para şu su abi? Kaç para? 1 lira ya. Ben 1 lira. Bilmem. 50 su içsem 50 lira yapar. Suyla doyursak bile. Olmaz olmaz. Bir sabah yemek yiyeceğiz. Hocam köfteye geldik biz sana. Hoş geldin. Yarım ekmek 10 lira, porsiyon 20 lira. 20 lira. Sen bize yarım ekmek ver, biz bölüşürüz Tolga'yla. Yarım yarım yiyelim onu. Yarım, tamam, yarım, başka yarım. Mekanlarda evet, bir şeyler yiyelim. Evet, böyle yapalım. Daha fazla mekan göstereyim sana. Siz ikinize çeyrek yapayım, iki çeyrek. Öyle, iki çeyrek aynen. Yapsana zahmet. Neden yapıyorsun köfteni? Kıyma. Kıyma. Ekmek dana içi. Eti. Dana eti. Ondan sonra işte galiba. Yani Çengelköy şey, köftecisi yazıyor ya, buranın özelliği, bir özelliği var mı? Ya, 35 senelik işte. Nasıl 85'ten böyle var. Aynen. Benim yaşımda yani. 10 liraya bunu yiyoruz. 10 liraya bunu yiyoruz. Kaldı 40 liramız. Yok 11 lira. Kaldı 39 lira. Suyu kendin ödersin. Ben niye ödüyorum? Ben konuk olarak çağırdı suyu ödetiyor bana ya. Evlerin içinde su yok. Bunu saymıyorum. Yani hiç tam ben ödeyeceğim ama bunu hiç yemek ye sonra şey mi olsun boğazımızdan nasıl geçecek yani içeceksiz ya susuz. Burada özellikle mekanlar böyle yan yana sıralı. Bir tarafta kokoreççi var, bir tarafta tostçu var, bir tarafta midyeci var. Bakalım daha neler göreceğiz bugün. Şansımıza. Aha! Bu ikramın değil mi abi? Sonra laf ediyor çünkü. Yok, bundan para almıyoruz. Şu an kendimi fakir bir ailenin fakir bir evladı gibi hissediyorum. Yanımda 6 parça köfte var. 5 tane. 5 tane. Önce gördüğüm kadarıyla 80 gram vardı mutfak. 85-90 arası var. Güzel. Buraya da İspark'ın arasından bir cami var. Camiden sağa dönüyorsunuz. Hemen orada mekan. Anayoldan da giriş var. Trafik girişi yok. Gerçi herkes giriyor ama denk İspark'a... gelirse 1000-2000 lira cezayı sana yazar. Arabayı İspark'a park et. Aradan gir. Camiyi gördüğünde sağa dön. Mekan burada. Soğan koysan yeterli. Biraz da etin tadını almak istiyorum. Nasıl soğanla yiyeceksin? Tadı da olsun. Tolga seninkinde ne olsun? Soğan mı olsun yoksa da mı? Ha? Kırmızı lahana var. Havuç soğan var. Olmasın var. Abi. Soğan olmasın. Tamam seninki soğan ağaç her şey olsun. Her şey olsun. Soğan ağaç her şey olsun. Tamam. Tolga da böyle birisi. Ege'li olunca içine soğan koydurtmuyor.
Ne olunca? Egeli olunca diyorum. İçine Egeli sağ... olunca değil abi, kızla buluşacağım akşam. Peki. Başlıyoruz mu? Başlıyoruz, başlıyoruz da bak gördün mü? Sadece 10 liraya bile karnını doyurabilirim ben senin. Ya bununla doyar mıyız? Doymaz mısın ya? Yarım ekmekle doyar mısın? Yarım ekmekle doyarım da çeyrek abi bu. Hayır tamam, 10 liraya doymaz mısın? Ha 10 lira değil mi? Yarım 10 lira bunun, doğru. Boga sende var ya. Yaz bir şey diyeyim mi? Ben eve sipariş ettiğim zamanlarda mesela bir köfte 25 lira. Doğru. Biz nasıl geldik de buraya 10 lira bu köfte? Ben hem Ortaköy Parkı. Bak gör daha neler yedim. Hayır. Ben sana. Bir dakika, bir dakika abi. Ben yemin ediyorum bak şuradan yürüdük, burayı tanımıyor. Vallahi tanımıyor. Yolda geçerken geldi, ne kadar dedi köfte? 10 lira. Ben sorsam daha fazla yani. Nereden mıknatıs gibi çektin acaba? Benim olayım bu. Neyse yiyelim bakalım, lezzet de güzel mi? Ben burada köftenin tadına baktım. Mükemmel bir köfte falan filan diyemem. Doğru. Ama gayet lezzetli. Ve 10 liraya da yani fiyat performans olarak güzel bir köfte. Dan etinden yapıyorlar. İçinde patates var, biber var, domates var. Yani karın doyurmalı. Geldiniz buraya. Şöyle hızlıca ne atıştırayım diye sorarsanız bundan atıştırayım diyebilirim. Sen acı mı geldi? Sıcak. Hmm. Köfte lezzet açısından birazcık şöyle ben değerlendirmek istiyorum. Ben de mükemmelper bir insan olduğum için şöyle baharat olarak birazcık bana farklı geldi tadı. Ama yenmez mi? Yenir. Yenir. Yani şükemperver o bu arada. Mükemmelper. Ben mükemmelperim yani. Ben mükemmelliyetçi olduğum için birazcık. Tamam. Yani 10 liraya karnı doyuruyorsunuz. Şengelköy'deseniz bence iyi. Köftenin lezzeti fena değil yani. İyi. Yenir. Gayet iyi. Şu detay hoşuma gitti. Patates koymuşlar içine. Hı-hı. Her köfteci yapmaz bunu. Biz bunları bitirelim, bir sonraki mekanda görüşürüz. İki suyumuz bir de köftelerimiz var. İki su mu? İki suyumuz da köftelerimiz var. Hedefinde şaşırtıyorsun böyle, iki su. Ya su içilir abi ama 50 liraya neyin yanında su da içilir. Suyu dahil etmeyeceğim şimdi abi, 50 liranın içinde olmayacak. Bilmiyorum, anlamıyorum. Bebe sağlık, teşekkürler. Abi. Görüşmek üzere. Şimdi ne yapacağız? Burada bir kokoreççi var, çok övülüyor. Çengelköy kokoreççisi. Sen İzmirliyse kokoreçten anlarsın. Şimdi abi ben İstanbul'a geldiğimde kokoreçi en farklı gördüğüm şey domatesle ve biberle yapıyorlar. İzmir'de böyle bir kokoreç yok, öyle değil abi. Hı-hı. Bir de İzmir'de ne var içerisinde? Kimyon. Kimyonun dışında. Kokoreçin içerisinde ne var? Uykuluk var. Çöz var, mumbar ha, var. Ha tabii. Yani onlar ayrı. Tabii onlar kokoreç ayrı. Her tarafta da yenmez. Yenmez abi. Burada karşıda çok ünlü bir kokoreççi var. Çengelköy kokoreççisi. Tamam. Oraya bir gidelim, deneyelim. Bakalım İzmir usulü mü yapıyorlar? Güzel mi? İçinde uykuluk mu var? Ben daha önce yemedim. Yemedin mi? Ha tamam. İlk defa sen yiyeceğim. Ama ben kokoreç konusunda hassasım. İstanbul'da yediğim bir yer var. Benim takipçilerim biliyor orayı. Şimdi karşıya bakalım. Bu standarttan sağlayan bir kokoreç verecekler bize. Kolay gelsin. Of. Hoş geldin. Ne çıktı içinden onun ya? Kesişi. Süt. Yakınlaşsana abi. Süt abi. Ne var kokoreçimizin içinde bizim? Kokoreçimiz varsa uykuluk var. Uykuluk var mı? Uykuluk var. İşte bak. Uykuluk varsa tamam. O zaman sen bize yarım yap ama biz şifade süt alalım. Burada mı yiyeceksiniz? Burada. Burada elimizde yiyeceğiz ya. Ayak üstü. Yeni kesilmişten de istersiniz. Evet evet, bundan istiyorum. Bak nasıl akıtıyor. Beyazlar süt. Niye süt kokoreç deniyor? Süt olduğu için, kuzu olduğu için. Süt koyup yumuşatıyorsunuz anladığım kadarıyla, doğru mu? Ya bir de kuzu olduğu için, kuzu genelde süt oluyor ya, eti evet. Biraz değişik oluyor kuzunun. Bir de süt koyup biraz yumuşatıyorsunuz. Biraz yumuşuyor kadarıyla. Evet, sütten. Eti burada yok. Şu biraz, şu yağlar. Şu yağlar. Evet. Size uykulu göster aklımda. Bize kısmetimizde uykulu düşmemiş. Gelsene, yedirecek. Aha. Yediren adam. Ne yiyor? Evet. Domates istemem ben. Ben de domates istemem. Abi bu kokoreçe İstanbullular domates koyuyor. Doğru abi. Ya size açıkçası İzmir'de biraz daha dolu dolu bırakıyorlar ya. Toplu toplu. Tabii burada sen çok dilimliyorsun. Evet, dolu dolu. Kestiğim İzmir'de. İzmir ama İzmir'de ne yapar biliyor musunuz? Dördü böldükten sonra dörde böler bırakır. Aynen öyle. İzmir usulü istediğiniz zaman öyle yapıyoruz. Ha, tamam olur. Tamam. Yarın fiyat al. Bizim paramız az bugün çünkü. Biz fakiyiz amca bugün. Kim biz fakiyiz. 50 liramız var, 50 liraya geçiyor. Baba geçiyor, laf baba geçiyor. Baba geçiyor. Biz bir su içiyorum, ona bile laf ediyor biliyor musun ya? Şeyim. O kadar paramız yok diyor.
Burada 50 liramız var. 50 liralık yemek yiyeceğiz. Bakalım Aladdin'in lezzeti buldun mu? Bakalım abi. Hocam şöyle de verelim 18. Arkadaş bir yardımcı olsun. 17. 17 ben. Yarım 17 mi abi? Yarım 17. İki çeyrek yaptık, yarım fiyat alıyoruz. Şöyle 17 lira vereyim, elinize sağlık. Teşekkür ederiz, afiyet olsun. Ama yürürken sofrede de yeriz. Evet. Şimdi içerideki bir hataları gördüm zaten. Sorarken bir izin olsun, sorabilirdiniz aslında. Neyi? İzin olsun diye sorabilirdi. Evet, sormadı. Sormadı. Bir de kestikten sonra küçük küçük parçaları bir daha ısır. Bence buna da gerek yok. Niye? Yapılır. Hayır. O. Yok, buna da gerek yok. Şöyle, İzmir'de mesela şöyle yapıyorlar. Kesiyorlar, mangala bir daha atıyorlar. Hemen böyle bir cız yapıyorlar, tekrar koyuyorlar. O yapılır her yerde. İyi demlenen kokoreçlerde buna gerek yok. Çok iyi de pişmiş oluyor. Öyle bir yerde yemedim. Ben hep İzmir'de yedim de onu orada da kesip mangala attılar. Doğru, İzmir'de yapıyorlar. Doğru, bunu yapıyorlar. Bir tadına bak bakalım nasıl. Bunu sen daha iyi anlarsın bence benden. Adamlar konuşmayın ha. Neyse o. Lezzetini etkileyecek bir şey olmasa da bu böyle çok çok doğrandı ya. Bu bana garip geliyor mesela. Gerçi bana o dolu dolu kokoreç gelmesi değil lazım. Değil mi? O etin bir de uykuluk vardı. Yok. Kesti hem uykuluğu bulamadı. Bir de ufacık bir yer gösteren onun uykuluk vardı. O da değil. Fiyat bu değil, 17 lira yani. Yani benim bahsettiğim yerde 24 lira. Ortalama. Efsane değil. Bana sorarsan ben gelip daha yerler miyim? Ben zaten İstanbul'da çok fazla, bir tane yerim var benim, oraya gidiyorum. Aklıma bizim gelmez. Kötü değil. Asla kötü değil. Ama bir de aklıma gelir mi buraya? Denk gelirse. Gelmez. Evet, denk gelirse. Biz bir sonraki mekana doğru devam ediyoruz. Kolay gelsin. Merhabalar. Dostluk fiyatı ne normalde sizin? 12 lira, 18 lira. Tamam. 12 lira lütfen yapsana zahmet. Tolga, bak burası da Adana mekanı. Adanalı bir mekan. Ütü tost yapıyorlar. Buraya da şunu koymuşlar ama. Adana'nın farkı ne tostta? Adana'da bir ütü tost muhabbeti başladı artık 7-8 yıldır. Yeni bir muhabbet. Şöyle yapacak arkadaş. Evet. Bir gösterirse kamera orayı. Kameraya attım adam. Önce margarin. Evet. Margarin atıyoruz. Keşke tereyağı atsaydık. Çok yapmış çok olur. Çünkü margarin maalesef şimdiden şey, sanayi ürünü. Böyle her şeyi kırıyorlar içerisine. Bak bak bak. Bunun bak. Gibi, şunun gibi. Önce suyu attık abi. Önce koyuyoruz. Kısmına gidiyoruz. Bu da tatlı olmuş. Evet. Bu da. Çok attın ya. Biraz Adana usulü diye mi böyle yani? Ben İzmirliyim. Böyle çok acı sevmem. Abi motelle şimdi karışıyoruz. Birine getirdik sağlık. İstanbul'da karışık sandviç hasretim. Değil mi? Sizin ya, o kumru gibi. Abi sosis olur, salam olur, tabii. Sucuk olur. Hı-hı. Burada karışık sandviç istiyorum, sucuk kaşar getiriyorlar evet. Ya. Girişimcilere sesleniyoruz. Ne yapmak istiyorsanız. Vallahi yapın bak. Yapın böyle bir şey, tutar yani. Tutar, yok İstanbul'da sandviç yok. Ortalama bir lezzet tutuyor. Evet. Lezzet olarak. Aynen öyle. Acaba asker abiye mi söyledik senin olayı yapsa orada? Yapsın abi. Yapsın asker abi. Vallahi yapsın. Yapsın. Tamam, söyleyelim ona biz. Ekmek süt ekmeği. Evet abi, özel yapın. Güzel. Sen yapıyorsun değil mi? Evet. Ha, bol malzemelerin o ikilik bir tane sandviç. Bizim karımız yok, bir tane alacağız. Ben de paylaşacağız. Sağ olsun abi, bize nasıl? Sıra mı basın? Paramız kadar. Paramızla başa mı yiyoruz? Ekmeğimiz bastıklar sen abi. Özel bir sos yapıyoruz, salçayla yapıyoruz. Üzerinde. Menemenimsi karışım geliyor. Sonra da ütüyle basılacak. Evet. Kaşar da var değil mi? Evet abi. Güzel. Bak şey, yine söylüyorum. 12 liraya bu kardamonu bilirsin yolda. 12 liraya kardamonu. Alıyoruz abi. Her gittiğim yerde Adana ile ilgili bir şeyler bulurum ben. Burada da buldum Tolgacığım.
Nasıl buldun hazırlanışı? Ben hazırlanışı sevdim. Güzel olduğunu da düşünüyorum. Kokusu çok güzel geliyor. Burada tek sorun olan... Burada tek sorun olan şey... Margarin. Margarin. Onun dışında tabii işlenmiş et de var içerisinde. Bir parça alayım ben de seninle beraber. Bunun adını menemen tost koyabilirsiniz. Aa, yok ya, pazar günü böyle lezzetli gibiydi. Ya yok, yüksek gastronomik değeri yok zaten ama kayınlarım da tanıklıyor yani. Evet. Çok yağlı. Aşırı yağlı. Ama karın doyurmak için gelip 12 lira mıydı? 12 lira. 12 liraya karın doyar yani. Ben yani çok aramam bunu. Çok aramam ama güzel. Yani yenebilir. O zaman ne yapalım? Biz bir sonraki mekana doğru yol alalım bunu bitirip. Nereye gidiyoruz? Kime gidelim, nereye gidelim? Dondurma yiyelim artık. Of be. Zamanı geldi evet, mi? Evet. Biz dondurma yiyelim. Şurada alalım tamam. Alalım abi. Ne oldu şimdi? Abi şeyde köfte 7 dondurma yani. 10. 17. Ben sanmıyorum. 17'de kokoreçte 27. 27. 12'de burası 39. 39. 11 liramız 11 kaldı. Lira. Evet. Devam ediyoruz. Liraymış. Tamam. Yani ikişer de 12 lira. 12 lira. 1 lira da ben veririm. Şöyle yapalım. O külahları da merak ettim ben. O külahlardan alalım. İkişer top diyelim. Tamam. O şekilde devam edelim. Tamam. Paramız yetiyor. Bak ne kadar gezdik. Payamız vay amca. Bak ne kadar mekan gezdik. Hakikaten ya. Değil mi? 4 mekan gezdik. Bak düşününce gezemezsin gibi geliyor. Bir mekanda 50 lira harcar mısın gibi geliyor ama değil. Bak dediğim gibi mesela normalde bir mekana gitsen kebap yedin 50 lira. Tabii. Veya gittin bir kahve işte San Sebastian Tüskekir'in 50 lira. Ama bu şekilde de 50 lira da gezdirebiliyor. Valla öyle. İnsanlar şey diyor, Kadıköy'e gitmeyelim çok pahalı. 50 lira bir yere gidemeyiz. Ama ben Kadıköy'de 6 tane mekan gördüm. Biz şu an ikimiz, bak ikimiz 50 liraya doyduk. Karnımızı tıka basa doyurduk. Doydum. Artı bir de şimdi tatlımızı da yiyeceğiz. Aynen öyle. Ve yediğimiz şeyler köfte, kokoreç, tost falan yani doyurucu şeyler. Su bile içtim. Evet, suyu fazla iç keşke içmiş. Taktı suyuma ya. Kolay gelsin. Sizin dondurmalarınızı alacağız. 3 lira dediniz değil mi topuna? Evet. Benimki limon ve şey olsun, ne olsun? Limon hiç kalmadı. Limon kalmadı. Ne var? Limon böyle fresh şey olsun. İşte var, karabiber, yalan versin. O zaman damla sakızlıysa Nutella mı olsun? Abi, ama şey olsun, naneli külah olsun. Naneli külah. O zaman ben çikolatalı külaha Nutella ve damla sakız istiyorum. Ben bayıldım. Kameramana da aldık, para bitti. Ben bayıldım. Hadi devam edelim. Şu şeyle sade. Şimdi videoyu kapatmaya gidiyoruz. Videoyu kapatmaya. Burada çok sevdiğim bir çikolatacı var. Şimdi oraya gelmişken de onu yemeden dönmeyelim. Bu adam mı yiyeceğiz? Çikolata yiyeceğiz, kahve de içeceğiz. Biraz keyif yapalım. Bu 50 lira içinde değil. Değil değil. O keyif yapmaya gidiyoruz. Bu bonus. Orada videoyu kapatacağız. Hadi. Bence bu 50 lira sesinin en güzel tarafı dondurmaydı. Seni tebrik ediyorum. Canımsın. Ciddi şekilde tebrik ediyorum. Ben hayatımda en verimli 50 liramı harcadım bugün. Evet. Gerçekten dondurma. Böyle bir şey yok. Evet. Dondurmaya bayıldım bu arada. Kesin evet. Kesin dondurmadan yiyin bu tarafa gelince. Ben de net. Tolga'yı takip etmeyi unutmayın. Ben sizi yukarıda kart, aa, üst köşede. Kart olarak bırakıyorum. Kanalın biosunu artık öyle mi? Kanalın biosunu. Kart ha. Kart. Ama Tolga Olçaylı. Aşağıya da yazıyorum. Aratırsanız YouTube'dan sorarsın. Tolga'dan günlükler, Tolga ne haber çok eğlenceli durumlar. Beni zaten takip etmeyi unutmuyorsunuz aşağıya. Beğen tuşuna basın, yorum yapın ki. Hani diyorsunuz ya, Ayhan abi sayfa niye yükselmiyor diye. Sizin sayenizde yükselecek. Siz yorum yaptıkça, arkadaşlarınıza tavsiye ettikçe bu kanal güzel yerlere gelecek. Tolga ile beraber. Tolga'cığım beraber daha video yapar mıyız? Yaparız abi. O zaman videoyu kapatıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.